Nando eve döner dönmez ayrılacağız. Byron abi otobüs terminaline yarım saat önce gitmemiz gerektiğini söyledi. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Bir şey yok, sadece... Evet, tamam. Nasıl yani? Az önce ne dedim, söyler misin? Ben... dedin ki... Ne düşünüyordun? Hiçbir şey. Boş ver. Hadi söyle. Ne düşünüyordun? Aslında... Bugün... Pazara gittim. Orada... bir şey gördüm. Sana faydası olabileceğini düşündüm. Evde güzel görünmek için 1000 küçük öneri. Sana mı faydası olacak yoksa bana mı? Kırının güzel olmasını istediğini neden daha önce bana söylemedin Basant? Öyle bir şey değil. Herkes alıyordu, ben de aldım. Neden benim karşımda bu kadar utangaçsın Basant? Her koca karısının güzel görünmesini ister. Senin de bunu istemen gayet doğal değil mi? Aslında bunu pek düşünmemiştim. Gerçekten düşünmedin mi? Yüzünüze sürüp parmaklarınızla yukarıya doğru masaj yapın. Maske 15 dakika yüzünüzde kalsın. Bitti. Yenge, şimdi bir şey yiyemezsin. Uzan ve biraz dinlen. Göz kapaklarına salatalık koyacağız. Bu kitaba göre... Göz kapaklarına salatalık koymak gözleri rahatlatıyormuş. Anandi, tüm bunlara hiç gerek yok. Bu kitabı
içinden geldiği için bana almış. Bu kitapta yazan önerilerin hepsini yerine getirmemiz şart değil ki. Hem annem gelirse... Yenge, sen babaannemi merak etme. Bunu asla bilmeyecek. Ayrıca bu tatilde yeni evlenmiş bir gelin gibi görünmelisin yenge. Basant amcam gözlerini senden alamayacak. Anneanne, ayaklarını o sabunlu suda daha ne kadar tutması gerekiyor? Biraz daha suda kalırsa çıkardığında yüzünden daha güzel görünebilir canım. Aa, anne, burada 20 dakika kalması gerektiği yazıyor. Anneanne, tamam Polly, geliyorum. Anneanne, sen git kızım. Maskeyi silme işini tek başına yaparım. Biliyor musun anne? Bunca bakımdan sonra benim yengem filmlerdeki şu kadın başrol oyunculardan biri gibi görünecek. Amcama teşekkür etmeliyiz. İlk kez bir kitap satın aldı. Ama seçimini çok iyi yaptı. Hadi Jagdish, ders saati geldi. Evet, sen önden git. Birkaç not alıp e-postalarıma bakmam gerekiyor. Acele et. Profesör Sharma'nın dersi. Zamanlamada hassas. Evet, tamam. Hemen geleceğim. Sevgili Jagdish, nasılsın? E-postamı gördüğün için çok şaşırmış olmalısın. Şu anda yaramaz bir maymun gibi göründüğüne eminim, değil mi? Haklıymışsın Jagdish. E-posta inanılmaz bir şey. Aslında öğrenmem biraz zaman aldı ama şimdi hoşuma gitti. Seni çok özledim Jagdish. Benimle kavga edip ayrılmandan beri. Umarım kendine iyi bakıyorsundur. Burada her şey yolunda. Cevabını sabırsızlıkla bekliyorum. Fazla zamanını almayayım. Çok ders çalışman lazım, öyle değil mi? Seni her şeyden çok seven karın Anandi. Seni özledim. İyi günler öğretmenim. İyi günler. Oturun bakalım. İşte. Tamam. Mina? Buradayım öğretmenim. Gita? Dani? Buradayım öğretmenim. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Bilgisayar kullanmasını öğrendin diye aklına eseni yapamazsın. Hangi cüretle bana e-posta atarsın ha? Beni dinle Anandi, seni uyarıyorum. Benim canımı sıkma. Bağışla Jagdish. Madem hoşuna gitmedi, bir daha sana mesaj atma. Jagdish. Neden atmıyorsun ki? Bir daha atmazsan gerçekten kızarım. Mesajını okuyunca çok sevindim. Çok hoşuma gitti. Onca ay sonra iyi bir şey yaptın. Bak Anancı. Elimde telefon olmasa şimdi seni alkışlardım. Evet, yani şimdilik İltifatlarımla yetinmelisin. Aferin. İnan çok mutlu oldum. Ama beni gerçekten çok korkuttun. Ama Jagdish,
Mesajımı bu kadar çabuk nasıl aldın? Daha bu sabah göndermiştim. Onu bir bilgisayardan göndermişsin Anandi. Posta değil ki. Gönderdikten bir hafta sonra gelsin. Yani sen gönderdiğin anda geliyor. Yani seni özlediğim zaman bunu bir anda sana iletebilir miyim? Evet. Ama dinle. Dersin başlamak üzere. Sonra konuşuruz, tamam mı? Cagu. Mesajıma yanıt vermeyi unutma, tamam mı? Evet, hiç merak etme. Hadi hoşça kal. İyi ki bu e-posta denen şeyi icat etmişler. Jagdish o kadar uzakta olduğu halde ona o kadar yakınım ki. Yanına al. Daha fazlası gerekirse ara beni. En kısa zamanda hesabına banka havalesi yaparım, tamam mı? Anne, oraya dinlenmeye gidiyorum. O kadar parayı ne yapacağım? Benimle tartışma. Evden o kadar uzaktayken paraya ne zaman ihtiyacın olacak bilemezsin. Cimrilik falan da yapma. İstediğiniz gibi gezin ve yiyin. Pahalı şeylerden sakın kaçınmayın. Masraflar için endişe etmeyin. Her türlü masraflarınızı ben karşılarım. Anne, ben her türlü hazırlığı yaptım. Bırak da önce lafımı bitireyim, sonra konuşursun. Beni her gün telefonla aramayı unutma. Ha, tamam anne. Sakın oralarda abur cubur yemeye kalkma. Daha yeni iyileştin. Anne, lütfen endişe etme. Kendime iyi bakarım. Tatile çıkıyor olman, hep dolaşacaksın anlamına gelmez. Biraz dinlenmen de lazım ha. Tamam. Diğer ayrıntıları karına sen izah edersin oğlum. Dışarı çıktığınızda başını mutlaka örtsün. Yurt dışına gitmiyorsunuz. Birisi başı açık görürse rezil oluruz. Tamam. İşte. Bunları al. Lütfen anne, o para sende kalsa daha iyi olur. Parayı abine veriyorum, sana değil. Para neden bende kalsın ki? Hayır anne, para sende kalsın. Ben başka bir şey buldum. Abim için başka bir şey ayarladım. İşte abi. Senin ATM kartın. Bu nedir? Ne? Yani abin onca para yerine bu plastik şeyi mi alacak? Pasant bununla ne yapacak? Ama anne, o sıradan bir kart değil ki. O bir ATM kartı. O kartı her yerde kullanabilirsin ve hesabındaki paradan istediğin kadarını çekebilirsin. Etraf hırsız ve kapkaççı dolu olduğundan o kadar parayla dolaşması güvenli olmaz. Bu sayede abim hırsızlık için endişe etmeyecek. Sahi mi? Peki ya pahalı bir şey satın almaya kalkarsa ne olacak? Bak anne, bu kart gerçekten çok işe yarayan bir şey. Banka sana bu kartı hesabındaki paraya göre veriyor. Hesabında 1.000 rupi ile 1.000.000 rupi arasında para varsa bu kartla rahatlıkla çekebilirsin. O kadar parayı yanında taşımak zorunda kalmazsın. Faydalı bir şey değil mi abi? Hı hı. Öyleyse sen de dursun. Ama paranı çekemezsen bana telefon et. Hesabına ihtiyacın olan parayı havale ederim. Bugünlerde ne çok yeni şey icat ediyorlar. Altın ya da gümüş olsaydı anlardım. Ama plastik bir kart nasıl bu kadar değerli olur anlamadım. Aklım almıyor. Ben para çantamdan gayet memnunum. Kullanması oldukça basit. Yengecim, o kadar güzel oldun ki gerçekten.
Yenge, işte bunu da yanına al. Bu nedir? İçinde kozmetik malzemesi var. Sugna'ya aitti. Unuttun mu? Ama bununla ne yapacağım ki ben? Yenge, Basant amcamla ilk kez tatile çıkacaksın. Hep güzel olmalısın, unutma. Hayır anneanne, bunlara ihtiyacım yok. Hayır, olmaz. Yanına alacaksın. Beni kırma. İşte çantamda. Hadi aşağıya inelim. Terminale zamanında gitmelisiniz. Hazır mısın? Gidelim mi? Bir tane de şuraya. Tamam. Ben geldim. Bugün okulda ne oldu biliyor musun? Sen söylemesen bunu nasıl bilebilirim? Ne oldu? Bugün bütün arkadaşlarım benim yemek sepetimdeki şeylerden yediler. Bu harika bir şey. Okuldaki bütün arkadaşlarım benim götürdüğüm yemeğe bayıldılar baba. Bütün arkadaşlarım kızartmaları çok sevdi. Anneanne ablamın benim için kızarttığı şeylerden geriye bir tane bile kalmadı. İyi ama oğlum, sen ne yedin? Eve aç karınla mı geldin? Hayır babaanne, ben de onların yemeklerini yedim. Demek ikisi arasında rekabet başlattın öyle mi? Annene karşı anneanne. Anneanne sayesinde arkadaşların beslenme çantandaki şeyleri çok beğendiler öyle mi? Bugün yemeğini paylaşmışsın. Yarın ne yapacaksın ha? Tanrı aşkına anne, çocuklar birlikte yaşamayı öğrenir. Bu yanlış değil. Yanlış değil öyle mi? Ama tanımadığımız insanların hazırladığı sağlıksız yiyecekleri yemiş. Hayır babaanne, o yemeklerin de tadı çok güzeldi. Abi artık gitsek iyi olur. Yoksa otobüsü kaçıracağız. Evet gidelim. Valizler tamam mı? Evet. Biz gidiyoruz anne. Mutlu olun. Kocana iyi bak, tamam mı? Tamam. Gidiyoruz anne. Mutlu olun. Eğlenmeye bakın. Yenge, burası için sakın endişe etme. Ve Nandu'yu da düşünme. Bizim aramızda mutlu olacak. Öyle değil mi Nandu? Pekala Nandu. Kısa bir süre sonra döneceğiz. Nandu, kimseye zorluk çıkarma oğlum. Yaramazlık yapayım deme. Herkesin sözünü dinle. Ve benim sevgili oğlum gibi davranmaya çalış, olur mu? Evet anne, şirin bir çocuk olacağım. Onları otobüs terminaline bırakacağım anne. Hadi tamam. Gidelim abi. İkinizi de çok özleyeceğim. Gelirken bana bir sürü oyuncak getirin. Nandu? Sen hiç merak etme oğlum. Sana telefon edeceğim. O zaman neler istediğini söylersin. Ben de hepsini alırım. Çabucak döneceğiz tatlım. Sana bir sürü oyuncak getireceğiz.
Nandu, gel canım. Güle güle baba. Güle güle anne. Sonra hallederiz, tamam mı? Sorun değil, merak etme. Hadi gel bu taraftan. Shalini, Gauri nerede biliyor musun? Derse katılmadı. Telefonu kapalı, ona ulaşamıyorum da. Hayır Jagat, ben de onu sabahtan beri görmedim. Tamam. Ne? Otobüs kalktı mı? Evet bayım, az önce kalktı. Nimrana'ya giden başka bir otobüs vardır değil mi? Hayır bayım. Yarın sabahtan önce başka otobüs yok. Ama... Gidelim. Bir gün daha bekleyeceğiz. Abi, neden oraya bizim arabayla gitmiyorsunuz? Taksi tutmanıza da gerek kalmaz. Daha rahat yolculuk yaparsınız. Evet, çok haklısın Bayram. Bunu daha önce neden düşünemedim bilmiyorum. Boşuna her şeyde bir hayır vardır dememişler abi, değil mi? Pekala. Evet ama... Sen nasıl geri döneceksin? Boşver abi, gideceğim yer yakın, beni merak etme. Çok yavaş git ve dikkatli sür. Artık gidin abi. Tamam. Oraya varınca beni ararsın. Evet, tamam. Sen de git. Hayır dedim ya. Bayan Gauri daha gelmedi. Bunu kaç defa daha soracaksın? Git hadi. Gece yarısı oldu ve Gauri'den hala haber yok. Jagat, söyler misin senin bu saatte burada ne işin var ha? Sima Gauri, nerede merak ettim. Okula da gelmedi. Onu gördün mü? Pekala. Gauri'yi görmediğin zamanlarda derslerine odaklanamıyorsun değil mi? Sima lütfen. Eğer bir şey biliyorsan söyle. Bak Jagat, neden bu kadar endişelisin? Gauri mabette olmalı, tamam mı? Bak Jagat. Sanırım Gauri sadece senin için dua etmeye gitti. Tamam, hoşça kal. Tanrım bana doğru yolu göster. Ne yapmalıyım? Amcam okuluma odaklanacağımı umut ederek beni buraya gönderdi. Aslında benim de hayalim aynıydı. Okulum bittikten sonra mesleğimi yapacaktım. Ama duygularımı ve düşüncelerimi kontrol edemiyorum. Ne kadar uğraşsam da olmuyor. Neden? Lütfen. Lütfen bana güç ver Tanrım. Lütfen. Sana yalvarıyorum. Kızım bunu al. Bir sorun mu var kızım? Evet, Peder Bey.
aklımdan şüphe ediyorum. Buraya Tanrı'dan derdime derman bulması için geldim. Her derdin bir çaresi vardır kızım. Derdinden sorumlu olan her kimse ona duygularından bahset. Derdine çare olmazsa bile en azından üzerindeki yük hafifler. Tanrı seni korusun kızım. Seria